durdurma banası bulunuyor. Düğmeye bastığımızda... Evet, şu an Çupra yengece saldırıyor. Yaklaşık 2 dakikadır. Yengeç tabi kendisi korumaya alıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an Çupra yengece saldırmak istiyor. Saldırıyor ama bir bacağını kopardı, diğer bacağını koparmaya çalışıyor. Takoz Çupra yengeci gözüne kestirmiş götürecek. Öyle gözüküyor. Diğer Çupra da geldi. O da arkadaşlar Çupra yengece yandan saldırıyor. Ya kıskaçlarının dolayı hani arkasına geçmeye çalışıyor ama yengeç de kendini korumaya alıyor. Şimdi diğer yengeç. Evet. Gördüğünüz gibi etrafında dönüyor. Ve tekrar hamle yapacak. Evet. Ve derken Çupra'nın yanağını ısırdı. Şimdi Çupra arkasına, evet, şimdi Sargoz geldi. Sargoz daha cesur Çupra'ya göre, görüyorsunuz. Evet, tekrardan yanağını ısırdı. Ve galiba kıskacını kopardı, evet. Şimdi Fangri geldi. Ve yine kazanan kim oldu? Sargoz oldu. Şimdi bir yengeç için kavga ediyorlar. Tekrardan Çupra aldı. Sonra Fangri geldi. Evet arkadaşlar. Fangri görüyorsun, direkt dalar. Hiçbir şeyden korkmuyor. Çupra biraz temkinli yaklaşıyor. Ve arkadaşlar akvaryumun derinliğine doğru gittiler. Kim yedi? Şu an ağızlarına. Evet, diğer Çupralar da geldi. Ne var ne yok diye. Evet, şu an ağzında hayla dolaştırıyor. Çupra kaptırmadı. Fangri yürüsün arkadaşlar. Ama onu yiyecek Çupra olacak. Çünkü biraz sert olduğu için izliyor, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yem esnasında da bu şekilde davranıyorlar. Ve iri Sargoz geldi. Evet, o da parçalamaya çalışıyor. Ve Karagöz geldi. Fangri'nin ağzına sığmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi diğer hani Sargoz o baştan gittiği zaman, çünkü hani Sargoz dişleri daha önde olduğu için Çupra'ya saldırıyor. Ve tekrardan dalış yapıyor Çupra. Diğer Çupra geldi. Allah Allah, en son böyle canlı balık attım. Gümüş. O zaman da çok fena şey yaptılar, saldırdılar birbirlerine. Gümüşleri hani görünce delirdiler. Akvaryum 20 tane gümüş attım. 2 dakika sonra hepsi paramparça etti, yediler. Sert Çupralar sert yem arıyor sürekli arkadaşlar. Şimdi bunlara yem atayım. Acıktılar hayvanlar. Herkes arası yer.